Bakın size bir şey göstereceğim. Bu bir yılan derisidir. Yani zira şey olduğu için şöyle şuradan burası kırsal ve taşlık olduğu için arkada görüyorsunuz. Taşlık olduğu için yazın yani bu zamanlarda bunlara rastlamak çok nadir oluyor. Yani evlerde, ahırlarda, orada, burada hani bulabilme şeyi çok var. Şu yılanın başı gözüktüğü gibi da gözleri bile buradan şey yapılıyor. İşte bu kadar büyüklükte bir yılan işte. Yani yaklaşık kaç santim? Yarım 50 santim şey gibi. 40 ile 60 santim arasında büyük ihtimalle. Böyle düşündüğünüz var mıdır? Vardır yani 40'ı geçiyor da hani 40 ile 50 santim diyelim işte. Derisini şey yapıyor. Bu deriye baktığımızda bu deri yeni. Yani yılan yaklaşık böyle yani bir ay bu yılanın deri dökmesine bir ay yokmuş. Bu da erken atmış. Yani yaklaşık böyle 10 günün altında değil yani 10 ile 20 gün arasında yılan gelmiş bu deriyi derisini değiştirmiş. Yani bu neden belli oluyor? Şey yaptığında mesela bak hala elindeki o derideki ne diyorlar ona? Bak hala şey hala sağlam yani. Bu yani 10 güne yaklaş yani yaklaşık 10-15 gün arasında değiştirmiş bir şeydir. Yeni yani. Bu demek oluyor ki ağrımızda yılanlar mevcut. Yılan artık sonbahara girdiğimiz için yavaş yavaş köşelerine çekilecekler. Ama hala yılanlar mevcut. Zira mesela ben işte bunun şeyini örterken yani çok fazla deriye rastladım. Yani artık buranın yani normal koşul bu olduğu için biz artık hani ben şahsım adına hiç şey yapmam böyle. Yani yadırgamam böyle. Normaldir. Ama dedim ya bu şey daha yeni. Şunun başına baksana şu başı. Aslında kuyruk kısmına baktığında yani kuyrukla şey aslına baktığında mesela yılanın değiştiğini görmedim hiç ama sanırım yılan ilk önce başını çıkarıyor. Yani baştaki kabuğu atıyor. Çünkü nedeni diye soracak olursanız zaten hepsi aynı da. Çok da sağlam kaliteli ya. Yani hani attığı ilk bir hafta içinde biz şey yaparsak böyle sağlam kaliteli bir şeye benziyor. Daha nem değil ama bu yani çok erken atılmış bir yılan kabuğu. Düşünsene gerçek yılanmış. Üstümüz atmışız böyle. Yılandan korkmuyoruz yani hiç. Yılan düşünsene şu şey böyle şu parmağım gördüğün şu şekilde. Bu da ağzı olduğu için bile kapanıyor diye şey yapıyor. Sonra böyle mideye gönderiyor bunu. Dişleri gözüküyor mu? Başını biraz inceleyeceğim. Baş. Hani gözleri şey yapıyor. Ağız içi, burun. Dili bilmiyorum da. Teşekkür. Yani burun, gözü. Hani bir de hani şuna yılanlar böyle şey oluyor ya. O gözüküyor. Neyse biz bunu çantamıza atalım belki birisini korkuturuz değil mi? Böyle yılanlar buranın yani burada çok yılan var. Biz evde de gördüklerimiz oluyor. Genellikle ağırlarda çok oluyor. Bir de yani burada hayvancılık olduğu için tezekler var. Şurada bir tane göreceksiniz. Bak şurada. Ha burada. Yani tezeklerde genellikle ilkbahar. Biz ilkbahar kendileriyle çok karşılaşırız. Yazın bu oran biraz daha düşer. Yani şöyle gölgelik alanlarda ya da
böyle sabah ve ikindi gibi ya da rüzgarlı, yani rüzgarlı biraz estiği zamanlarda bilakis biz yılanları ve akrep gibi böyle bu tür canlıları görebilme şansımız daha oluyor. Evlerde hala bilakis çok oluyor. Yılan görmesek de evde yani akrep şey gibi örümcek gibi biz bu tür hayvanları, bu tür canlıları fazlalıkla görüyoruz. Onun için sürekli biz geldiğimizde evimizi temizliyoruz, ilaçlıyoruz. Hani gece öyle geçiriyoruz. Çok nadir biz yazın buralarda kalıyoruz ama yine de bir gece bile olsa biz tedbirimizi alıyoruz. Yılanlar yani sonbahara doğru geldiğimizde, yazdan çıkıp sonbahara doğru geldiğimizde hayvanların daha çok artık yavaştan derilerini attıklarını görürüz. Bilakis demek ki o da yani sonbahar hazırlandığında hani o yazdaki deriyi atıp mevcut deriyle kuş uykusuna gidilir. Kuş uykusundan sonra tekrar bu döngü yaz, yani yazın ortası, yazın bitimine doğru hızlıca kabuk atmalar başlar. Yılda ne kadar kabuk attıklarını bilmiyorum ama yani burada geline baktığımızda çok kalın dediğimiz yılan türleri yok. Bilakis ince. İnce mi uzun? Kürtçe dilemer dediğimiz yılan türü. Bunlar da uzun. Mesela bu yavrudur. Şu yavrudur. O uzun olanlar hem daha hızlı hareket eden hem de dediklerine göre diğer yılanlara göre daha agresif, yani daha hızlı yani insana saldırabiliyorlar. Bilakis çok hızlı hareket ettikleri için ya vurmaya hareket eder ya da kaçar gider. Yani genellikle yılanlar biz son zamanlarda baktığımızda yani yılanlar çok nadiren insana saldırıyor. Yani zor durumda kalmadığı sürece şey yapmıyor. Sürekli kaçıyor benim gördüğüm, tanık olduğum, bir de bizzat yaşadığım. Onun için yılanlar aynı ortamda yılanlarla aynı ortamda biz şey yapıyoruz. Misal diyelim ki bu yılan şu da güzel gözüküyor. Şu büyüklükte bir tane yılan. Yani bence ideal büyüklükte bir yılan. Yani yavru olmasına rağmen ideal. Yani bu sanırım bu ilkbahar gibi yani ilkbaharın başı gibi bu yılan şey yapmış. Dünyaya gelmiş. İlk derisini de atıyormuş. İlk derisini atıyor olabilir. Biz tabii genel bir gördüklerimizi şimdiye kadar karşılaştıklarımıza şey yap karşılaştırarak bir tahmin, bir yorumdan bahsediyoruz. Yani şöyledir aslında. Neyse. Yılanla çok oynadık. Yılanımızı şöyle katlayıp cebimize koyacağız inşallah. Bu arada yani mesela bu şey temiz de mesela bazı montlarımızın, bazı pantolonların, bazı kıyafetlerimiz içerisine yılan girmez ama hani genellikle akrep örümcek gibi canlılar giriyor böyle. Biz onun için tedarikli ve bilgili olduğumuz için yani sürekli içinde başladığımız için giydiğimizde de kullandığımızda biz onları ilk önce güzelce böyle silkeleriz, temizleriz, bakarız, falan kontrol ederiz. Sonra giyeriz. Ben bilakis buna çok dikkat ediyorum. Neyse, size bu tür canlılara rast gelirseniz bir bilgi şey olur ya, neyse. Hepinize mutlu ve umutlu yarınlar diliyorum. Ben gideceğim, banyomu yapacağım. Ondan sonra çayımı koyup istirahatimi yapacağım. Yağmur bu arada gün boyu devam ediyor. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek dileğiyle.